Adam diyor ki, hocam diyor, biz de sizin gibi düşünüyoruz diyor. Hakimiyet Allah'ındır diyor. Yönetim Allah'ındır diyor. Allah'tan başka kanun koyucu yoktur ama diyor. Şimdi 3 tane parti var. Birisi geldiği zaman Müslümanları kesecek. Birisi geldiği zaman Müslümanları yakacak. Birisi de geldiği zaman Müslümanlara hürriyet verecek. Yavaş yavaş, yavaş yavaş ne yapacak? Şeriatı getirecek. Usul usul şeriatı getirecek. Şimdi bizim bunu seçmemiz niye günah olsun diyor, değil mi? Faydalı olanı seçmek, Müslümanlara faydalı olanı seçmek niye günah olsun diyor adam. Kardeşler, biz bu işin şirk olduğunu beyan ettik mi? Ettik. Şirkle, Allah'a şirk koşmakla İslam şeriatı hakim olmaz. Allah'a şirk koşarak Allah razı edilmez. Allah subhanahu ve teala İslam şeriatını hakim kılın diye değil, önce Müslüman olun ve şirk koşmayın diye bizi yarattı. Mesela örnek verelim. 3 tane arkadaşımız var. Onlara İslam'ı anlatacağız. Tamam dediler, akşam rakı masası kuracağız, gel. Hem beraber içelim hem de bize anlat dediler. Oraya içmeye gider misiniz? Gider misiniz kardeşim? Sen gider misin? He? Niye? Bu haramdır çünkü. Ama adamlara İslam anlatacaksın, adamlar Müslüman olacak. Olmaz. Kadının teki Müslüman olacak, seni arat. Akşam gel, gece sabaha kadar beraber yatalım, kalkalım. Aynı zamanda da bana İslam'ı anlat dedi. Yapar mısın? Haramla İslam gelmez. Şirkle İslam gelmez kardeşler. Bunu yapacak olsaydı Resulullah yapmaz mıydı? Resulullah'a teklif ettiler. Eğer dediler derdin malsa bütün malımızı sana verelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle düşünseydi. Ben biraz susayım. Onların isteklerini kabul etmiş gibi olayım. Onların bütün malını alayım. Zengin olunca da krallığımı ilan edeyim. Resulullah bunu düşünmedi. Dediler ki eğer istediğin liderlikse gel liderliği sana verelim. Bunların dilendiği liderliği Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme altın tepside sundular. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem anam babam ona kurban olsun, ona feda olsun diyoruz ya, bunlar kadar düşünemiyor muydu? Ben şu başa geçeyim, liderliği bir ele alayım. Sonra kendi adamlarımı asker yapayım. Bilal'i, Habbab'ı, Ammar'ı, neyse işte Ali'yi, Ömer'i, Ebu Bekir'i. İyice güçlenelim. Ondan sonra da şeriatı ilan edelim. Biz Allah'ın hükmünü. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunu yapmadı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yapmadığından hayır gelir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin terk ettiğini yaparak hayır gelir mi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin gitmediği bir yoldan giderek hayır gelir mi? Bakın, böyle sizin sorduğunuz gibi birçok akli delil getirebiliriz. Bunu desteklememiz lazım. Kardeşler dikkat edin. Ben size konuşurken Allah'ın vahiyle konuştum. Ayetle konuştum. Hadisle konuşuyorum. Birileri akılla konuşuyorsa ayet ve hadisin karşısında aklın hiçbir fonksiyonu yoktur. Bundan dolayı daha çok şey söylenebilir bu sizin dediğiniz ama senin niyetin ne olursa olsun kötü ameller güzel niyetlerle güzelleşmez. Zemzem niyetine rakı içmek seni yine günahkar yapar. Kabe'ye gideceğim diye Anıtkabir'e gidersen müşrik olursun. Niyetim Kabe'ye gitmek. Kalbimde Kabe'yi tavaf etmek var. Niyetim bu. Gittin Anıtkabir'i tavaf ettin müşrik olursun. Niyetler kötü amelleri güzelleştirmez. Senin niyetin isterse bunlar şeriatı getirsin olsun, isterse Müslümanlara fayda ne olursa olsun, sen oy verdiğin zaman onlar hakimiyet yetkisini elinde alıyor mu? Alıyor. Zaten bunun için senden oy talep etmiyorlar mı? Verin bu kardeşinize oyu, nasıl yönetilir göstereyim diyor. Verin bu kardeşinize oyu, size iyi uygun bir anayasa çıkartayım diyor. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletin diyor. Biz de diyoruz ki la yüşriku fi hukmihi ahada, Allah hükmünde ortak tanısın. Bu oy atmak şirktir. Dinden çıkmaktır. Bu şekilde tövbe etmeden öldüğün zaman ebedi cehennemlik olmaktır. Senin niyetin bu şirki tevhid yapmaz.